Merhaba saygıdeğer arkadaşlar. Haydi Almanca Öğrenme kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bazı arkadaşlarım da fark ettiği gibi bu kanalda bazı değişiklikler gerçekleştirdim. Bu kanalda bu videodan itibaren sizlere Almanca öğretmeye çalışacağım. Fakat bu videonun konusu Almanca öğrenmeye başlamadan önce sizlere 15 tane öneri, tavsiyede bulunacağım. Bunların 15 tanesini yazdım. Bu sadece öğrenim için tavsiye ve öneri. Birinci tavsiye, kendinize bir öğrenme planı oluşturun ve hedeflerinizi seçin. İkinci önerim, Almancanızı geliştirmek için düzenli olarak öğrenin. Üçüncü önerim ise, ders çalışırken olası tüm kafa karıştırıcı faktörleri ortadan kaldırın. Örneğin cep telefonu. Dördüncü önerim, çok önemli. Burada da tahtada gördüğünüz gibi yazdım. Almanca isimleri öğrenirken önlerine artikeller geliyorlar. Fakat bizim Türkçemizde artikel olmadığı için artikelin Türkçe karşıtı da şu anlama gelebiliyor, tanımlama. Fakat tam olarak artikeli Türkçe'ye çevirirsek makale anlamındadır. Fakat der die das Türkçe'de olmadığı için bir anlamda taşımıyor. O nedenle isimleri önüne devamlı gelen artikelini öğrenin. Çoğul olarak da öğrenmeye bakın. Çünkü çoğulda sorun yok. Hepsinde die geliyor. Örneğin ağaç. Almanca'da der Baum. Die Flasche. Türkçe'de şişe. Das Haus. Türkçe'de ev. Tabii bu konuya ileriki derslerde daha detaylı şekilde giriş yapacağız. Şimdi gelelim 5. önerime. Almanca öğrenmek için pratik öğrenme yardımcıları kendiniz için tasarlayın. 6. önerim, kendinize köprüler inşa edin. Yani beyninizi kandırmak için belirli şeyleri not veya hafızanızda tutun. 7. önerim, vurgulayıcı kullanın ve önemli şeyleri vurgulayın. 8. önerim, beyninize ara sıra dinlendirin. 9. önerim, Almanca filmleri ve dizileri izleyin. 10. önerim, Alman radyosunu dinleyin ve şarkılardan öğrenin. 11. önerim, Almanca konuşan insanlarla fikir alışverişinde bulunun. 12. önerim, hata yapacağım diye kesinlikle korkmayın. Zira hatalardan öğrenimimizi daha da hızlandırabiliriz. 13. önerim, Almanca dersinden sonra kendinizi ödüllendirin. Çikolata olabilir, ne bileyim, oyun olabilir. 14. önerim, eskizler ve notlar ile öğrenmeyi kolaylaştırın. 15. önerim, mümkünse, imkanınız olursa Almanya'ya dil gezisine katılın ve oradaki insanlardan da öğrenmeye bakın. Evet arkadaşlar, öğrenim için benim sizlere verebileceğim tavsiye ve önerilerim bu kadar. Öğrenimlerinizde hepinize başarılar dilerim. Şayet sorularınız olursa her zamanki gibi yorum bölümüne sorularınızı aktarabilirsiniz. Kısa zaman içinde sizlere dönüşte bulunacağım. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Hepinize başarılar.